Benim merak ettiğim şey şu. Yani oradan çıkıldığı noktada köpekten korktuğu için çıkamadı diyorsunuz ama aynı zamanda evde köpek de vardı. Öldüler diyorsunuz. Şimdi Emel Hanım köpekten korkuyor mu, korkmuyor mu? O köpekler daha yavruydu. Zaten belirli bir düzeye Yavru geldikten köpek sonra olduğu için aynen korkmuyor. Dışarıdaki onda şu köpekten anda o korkuyor. büyüdüğü an ya köpekleri salıyordu, kapıyı açıp köpeklerin kaçmasına sebep oluyordu ya da dediğim gibi Korktuğu için. evet bu babamın ilk yetiştirdiği köpek değildi. Daha önce de köpekleri vardı. O köpekleri mesela bir tanesi sürekli zincire bağlıydı mesela. Büyük bir köpekti. Cinsini hatırlamıyorum şimdi. O köpek mesela yem vermeye bile gitmezdi ona. O Korktuğu için. köpeğin evet o köpeğin de daha sonra salındığını yani kaçtığını. Bu küçüktü evet bu oğlumun bulduğu bir köpekti. Bir de daha ufağı vardı Duman diye. Ya size bir şey söyleyeyim, ben köpekten nasıl korkardım biliyor musunuz? Köpek şimdi şurada kapıda 100 metre ötede bağlı olsun, ben burada oturamazdım. Ya inanılmaz derecede korkardım yani. Ve tabii korktuğun zaman da sen tabii korkuyla adrenalin salgılıyorsun. Köpek de sen bir şey yapıyorsun sanıyor. Köpek 100 kişinin arasında geliyor seni buluyor. Şimdi bu o kadar böyle Hissediyor çünkü. yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan hikayesi ki. Sonra ben onu işte can canla açtım o korkuyu. Ama tabii ki mesela sokak köpeklerini gördüğün zaman hani köpekten korkmuyorsun ama hani hırlayan havlayan bir köpekten olduğu zaman yine hani korkuyorsun. Şimdi bunun şeyi yok. Ya çekiniyorsunuz çünkü aşısı Çekiniyorsun. var mı yok mu Ama hani hayır ne şimdi bir olduğunu köpekten bilmiyorsunuz. korkmayı Ama şimdi anlarım evde... bir yerimi ısıracak diye. Ama içeride iki tane vahşeti yapmış birinin olma ihtimali o ihtimal de değil. O mevcut olan bir konu. Köpek bir ihtimal. Sokaktan geçen bir köpek. Bir ihtimal doğrultusunda. Ve dedim ya o günde denize düşen yılana sarılır. Sen o anda yılana sarılman lazım. Çünkü denize düşmüşsün artık. Oradan bir çıkar. Sen bilmiyorsun ki o katilin bu vahşeti yaşatan insanın o evin içinde olmadığını. Hani yardımdan falan vazgeçtim. Yani köpekten korkma ihtimali. Köpek ne yapar? Kolunu ısırır, bacağını ısırır. Ama orada iki insanı katletmiş birilerinin olma ihtimali ve birden fazla hatta. Ama bir bile yeter. Çünkü demek ki elinde kesici bir alet vardı bu Ben mesela adamlar. Cuma günü bir erkek DNA'sından bahsetmiştim. Bir kadın örneği de varmış yani. Bir kadına ait de bir örnek varmış, erkeğe ait de bir örnek varmış. İki örnek Ama neden bulunmuş. yani? Şu o nedeni bulabilmemiz için gerçekten hani bu ailenin yaşantısını bilen birilerine Bir de ben ihtiyacımız şunu var. anlamıyorum Müge Hanım. Neden amcamın gitmesi beklenmedi? Bu kadın biliyordu amcamın bir hafta sonra İstanbul'a geri dönüş yapacaktı. Öyle Tabii mi? tabii amcam sadece babamların zeytini toplanmıştı. Zeytin sıkılmaya vermiş zeytinyağı için. Bir hafta sonra bunu Emel de biliyordu. Bir insanı öldürmek hedef babamsa çok daha kolaydı iki kişiyle mücadele etmektense. Amcamın gitmesini bekleyebilirdi. Bir hafta sonra amcam İstanbul'a temelli dönüş yapacaktı. Babam tek başına kalacaktı. Daha çaresiz, daha müdafaasız olacaktı. Neden amcamın... Peki amcanla baban kavga etmiş olabilirler mi? Asla, asla böyle bir şey olamaz. Ne amcam, yani buraya keşke insanlar bağlansa da bu aile yapısını amcam çok düzgün bir insandı. Babam hani babam için zaten hiç kimse babası için kötü bir şey söyleyemez. Belki diyecek ki seyirci işte babadır babasına bir şey konduramaz. Ama inanın amcam için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Amcam çok şefkatli, çok beyefendi. Ve babam ona Ama yavrum diye hitap kavgada ederdi. biliyorum ama mesela kavgada hani ya insanlar çok düzgünlerdir ama bir de insanın böyle bir tepesinin tasının attığı bir Size zaman yemin vardır. ediyorum daha sesini bile yükselttiğim, bak ben bir babam olarak, ben babamdan 50 yaşındayım. Daha bir tane bile tokat yemiş bir kadın değilim. Babamdan bir tokat yemiş, sesini bile yükseltmezdi. Biz de o işleri annem hallederdi ama tokat falan gene değildi. Ben asla annemin bize şiddetle veya babamın şiddetle sesini Yani böyle yükselterek... abi kardeş arasında da abi kardeş ilişkisi var mıydı böyle Aynen, bir inanın saygı bana ast üst? bütün, Yani hepsi, çünkü hani iyi bir evet. ailede arada bir yıl bile Yok, olsa abi inanın abidir, yoktu. kardeş İnanın bak bunu kardeştir. bütün Hatay bağlanır size teyit eder. Babam kardeşine yavrum diye hitap ederdi. Yavrum o kardeşim o da abi. Abi diye hitap ederdi. Asla anneme mesela asla ismiyle hitap etmezdi. Fatma Hanım Hüseyin Bey yemin ediyorum daha bir gün anneme ismiyle hitap etmemiştir babam. Babam da anneme. Hep birbirlerine yani öyle bir kendilerini ha bunlar çok böyle eğitimli bir insanlar değiller ama kendilerini çok
eğiten insanlardı. Türk sanat müziği dinleyen, işte dans eden, hatta bu videoları da size gönderebilirim. Anneme sürekli Türk sanat müziği söylüyor. Bir tane bir band var, onu izlerim, diğerini izlemek isterim. Sanırım Sevgililer Günü'nde baban annene bir çiçek veriyor. Gerçekten o videoyu öyle. Kim çekiyor? Bilmiyorum, Emel'in sesi var ama orada. Emel Hanım çekebilir. Evet. Şimdi bu Emel Hanım'la baban arasındaki mevzuyu ortaya atan kim? Vallahi kendisi. Yani kendisi. Ben Emel Hanım nereden? Evet, ben hiç bugüne kadar Emel abladan böyle bir şey duymadım. Ama kimden duydun bunu? İfadelerinde okudum. Ben Emel'le yüz yüze gelmedim. İfadelerden ben ifadenin... Ne diyor ifadesinde? İfadesinde bana bir keresine gelecek... Hüseyin Bey bana evlenme teklif etti. Ben reddettim. Asla Emel Hanım diyor Hüseyin bana evlenme teklif aynen, etti. Aynen, onun yani. İfadesinde geçiyor bu. Şu video hazır mı arkadaşlar? Bir onu hazırlayalım demiştim. Bakın bir onu izleyelim. Sevgililer Günü. Biz zaten hanımla her gün sevgililik yapıyoruz. Burada evdeyiz. Ama benim hanımım bu çiçeği çok sevdiği için bugün de sevinsin. Bir araya geldik. Buraya masaya oturduk. İkimiz işte. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Öpücükler veriyoruz size. Ben de öpüyorum bakanımı. Oh. Emel Hanım da bizi çekiyor güzelce işte. Kameracı çok güzel. Üf, evet. Ama şey biraz, evet. Melun. Haydi bakalım, Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin, amin. İnşallah bir daha abi, seni abi. Ayakta gezer. Teşekkür ederiz. Hı. Emel Hanım, eline sağlık. Sen şimdi beni çek. Dur. Orasını bir görebilir miyim? Ne öyle? Emel Hanım çok güzel ama Nemrut diyor. Yani bizi çeken diyor. Emel Hanım çok güzel ama diyor. Ha bana çiçek getiren yok, üzüldüm. Orayı biraz bir başlatır mısın Ahmet? Ya Sevgililer Günü'nde ne çiçek getirecek? İnsan karısına sevgilisine götürür. Ama bir okuyun oradan bize. Biraz baştan al, sonundan. Evet. Emel Hanım, eline sağlık. Sen şimdi beni çek. Dur. Bana çiçek getiren yok. İşte böyle şey üzüldüm. Bu kadar, burada bitiyor. Evet. Ne bileyim. Bunu, ay canım benim ya. Allah yardımcın olsun. Niye yaptılar bilmiyorum. Belki yaşayacaktı 2 sene, belki yaşayacaktı 1 sene. Yani annemi de öldürdü. Bu insan aslında 3 kişinin canına mal oldu. Annemi de öldüren oydu benim gözümde ya annemler. Onca sene evli. Yani... Yani... Baksaydın... Yani bir de niye? Bana desin ki şu sebepten, yani şurada bile hanım diye hitap ediyor. Yani babamın insanları olan amcam da aynı şekilde, hitap şekilleri de buydu. Bize de mesela öyle yetiştirdiler. Ya çünkü bu cinayet işlendikten sonra şöyle bir şey de gelmiş insanların aklına. Acaba hani Emel Hanım'la ilgili babanın ya da amcanın bir uygunsuz görüntüsüne diğer kardeş gördüğü de ikisi aralarında kavga mı ettiler diye. Ama siz olay yerine ilk giren kişilerden birisiniz. Şimdi kavga var, kavga var. Yani 80 yaşın üzerindeki iki erkeğin hani kavga etmesini anlarım da öyle ya da böyle herhangi bir nedenle. Ama bu kadar hani... Ya vahşet bu ya kadar. Ya bilmiyorum, erkek olarak siz söyleyin. Işte. İki erkek olmaz. Kavga etse birisi birisinin parmağını kesecek, ötekisi ötekisinin... Yani şimdi şöyle, iki kardeş, iki erkek kardeş birbiriyle kavga edebilir, birbiriyle tartışabilir. Ama birbiriyle en ağır kavgada dahi ki yapıları ortada, hani kızından dinlediğimiz bu yapıdaki, bu yaştaki insanlar birbirine bu şekilde zarar vermezler. Ha bir de zarar verdiğinde şimdi biz, yani o ona zarar verdi, o zaman ha, o da ona iyi vermi yani ötekine? Ayağa kayar düşer, kafası yere gelir. Hani... Öbürü o üzüntüyle onu çekerken hadi o da düştü kafası, onu da yere geldi ya da kalp krizi geçirdi öldü. Tamam ama buradaki ölüm olayı öyle bir ölüm olayı değil ki.
parmağı kesiliyor. Yani çok ağır bu kadar kan. Bir suç aleti o, nerede? Bütün ortalığa kan yani. Revan olana kadar yani bir meydana gelen bir şey kavga. Lazım yani, o zaman. İnanın bu ihtimal bu Emel'in bile aklına gelmemiş. Hanımefendinin bahsettiği yakın samimiyet baba evlat yavrum diye hitap ediyor diyor evet, babası amcasına. Biz bu derece zaman abi bile... diyor. Bu derece yakın candan yakınlığı olan ve bu yaşa kadar aynı havada aynı terbiyede büyümüş iki insan bu vahşet tablosuyla kavga edemez. Yani münakaşa edebilir. Laf yani ancak sözle birbirlerine belki evet. bir tartışma konusu yapabilirler. Ama ben tahmin ediyorum ki bir el dahi kalkmaz onların arasında. Kesinlikle değil. Bu anlatılana kesinlikle göre. Hele böyle bir vahşet tablosu bu iki kardeş arasındaki kavgayla ilgili olmaz. Mümkün Hanım, değil. Biz hayır, gittiğimiz zaman değil. Hani hayır. yeğenlerinin çocuklarıyız biz. Bizim elimizi öper. O kadar nazik bir insandı ki yani. Görmek lazım. Elimizi öperdi bizim. Öyle. Peki siz eve girenlerden birisiniz. Değil evet. mi? Evet. Yani burada iki erkeğin kavgasına ait bir şey var mıydı? Yok yok öyle hani. Şimdi ben bir... dosyanın tamamını okuyamadığım için. Şimdi bugün ilk... gelecek herhalde değil mi artık hani o gelsin mesela oradaki şeyleri çok bilmiyorum. Hani olay yeri fotoğraflarını falan görmedim. Olay yeri fotoğraflarından bana iki erkeğin kavgası gibi Emel'e görmedi bu, o. Bu da soruluyor Emel'e. Öyle bir ihtimal var mı diyor. Asla diyor. Ha, öyle olsa asla söyler diyor. Zaten. Onun ekmeğine yağ sürülmüş olurdu. Tabii. Çünkü ben zaten onun parmağı olduğunu inanıyorum. Ama Emel bile. Peki nedeni ne olabilir? Vallahi ben yani nedeni Emel'in tamam, bir araç nedeni olduğunu düşünüyorum. Ha? Araç. Emel bir araçtı. Emel'in bunu benim aileme yapacak hiçbir sebebi Emel'in. Bir de Emel çok yüzsüz bir kadındı. Yani yüzsüz demeyeyim de biraz hakaret mi? Etme. Yüzsüz derken hani bazı insanlar vardı siz ona küfredersiniz. Ya Rabbi şükür der. Öyle bir kadındı. Mesela bana birisi kılıma zarar versin. Kıyameti kopartan bir insanım. Çok onuruma... Gururuma düşkün bir insan. Emel öyle değil. Mesela Emel'in ben bunu birçok kez şahit oldum. Emel'e ne söylenirse söylensin. Buna babam da dahil artık. Babamın burasına getirmiş. Ya Rabbi şükür tamam. Yani artık babam bile çok çaresiz. Zaten babam hiç istemiyormuş. Bir 15-20 gün evvel bir tartışmadan bahsediliyordu. Bizim bantlarda aynen. da var biliyoruz. Kimle kim arasında? Babamla aralarında. Kim şahit olmuş buna? Amcam. Amcam çok şahit oluyormuş buna. Şimdi rahmetli amcam, olan. Aynen. O kime söylemiş? Baldızına söylemiş. Ne demiş? Baldızına ya ben demiş artık bıktım bu insanlardan demiş. Yani Emel demiş çok dengesiz hareketleri var. Abimle çok kavga ediyor demiş. Bir de amcamın çekindiği birileri varmış Hatay'da. Hı. Onu Buse Hanım zaten araştıracaktır. İsimlerini de verdim onlardan da çekiniyormuş. Ben bu Emel'in zaten... Hayır, ne, hangi gerekçeyle çekiniyormuş? Yani amcama... psikolojik baskı yapan, para pul değil, amcamın kimseye borcu yoktu. Amcamın, babamın hayatı neyse. Ama birileri amcamdan hoşluk değil. Ve hangi nedenini gerekçeyle bilmiyorum. Hoşluk değil? Hiçbir gerekçe yok, hiçbir gerekçe yok. Yani şey gibi, nasıl diyeyim size, kurgu, kendi kurgularına göre adama huzur vermeyen... ve hatta bunu da dile getirmiş. Görümcesine demiş evet, ki ben öyle artık... biz anlamıyoruz. Eğer anlatacaksan anlat yani. Nedir tamam, bilmiyorum anlatayım. Yani. Sonuçta tabii bizim burada anlatmadığımız özür arada yapılacak yok, bir şey yok. Siz de haklısınız. Yani amcan yani neymiş rahatsız aynen, amcamı rahatsız eden birileri varmış. Kadın erkek? Erkek. Heh. Erkek. Bir aile. Gene aile fertlerinden birileri. Uzaktan akrabaları. Aynı soyadı taşıyan insanlar. Amcamı sürekli baskı. Hatta bazısına demiş artık şu zeytinyağı bitse de ben gitsem. Abi demiş niye bir sana bir şey mi söylediler bir şey mi dediler? Yok demiş sadece demiş bakışları falan beni rahatsız ediyor. Ama şöyle bir olay var. Buse Hanım'a da ben bunu anlattım. Babamın cenazesini biz kaldıramadık. Önce korona testi yapılıyordu. Korona testten sonra adli tıpa gidecekti. Adli tıptan sonra babamı İstanbul'da defnettik biz. Çünkü aile mezarlığımız İstanbul'daydı. Bunu beklerken biz babamın vefat ettiği gün... Babamın mevlidini okuttuk. Mevlid okuttuk. Yani Kur'an okuttuk diyelim. Allah ve Kur'an okuttuğumuz esnada bu insan, yani bu bahsedilen kişi halama telefon açtı. Dedi ki, ben kendi kulağımla duydum. Kendi kulağımla duydum. Ya dedi, gebermesi gereken aslında dedi, Mehmet Şen'di dedi. Aynen bu kelimeyi kullandı. Gebermesi gereken Mehmet Şen'di ama ne yazık ki dedi olan Hüseyin amcaya oldu dedi. Ben dinliyorum, tabii dinlediğimi de duyulmasını istemiyorum. Yani bilmesin onu.
Zaten dedi. Sizin neyiniz oluyor? Bu kuzeniniz falan mı? Kim? Babamın kuzenleri oluyor. Babanızın kuzeni. Babamın, peki, benim babamın tamam, kuzenleri. Tamam ama amcayla ne gibi bir husumet var ki böyle? Yani hiçbir tarla... husumet. Ben bunu çok araştırdım. Hayır ya, bir tarla mı mal mı, ama bir şey olmadan da durup dururken niye insan insanı? İnanın bilmiyorum. Ya da daha öncesinde bir duygusal, hani o aileden biriyle amcanızın bir duygusal yakınlığı olmuş. İnanın öyle olmuş bir şey yok. Yani olabilir. Benim bildiğim hani kadarıyla yok. İntikamı ama devam bu insanların olabilir. Bu amcamdan ben bunu çok araştırdım. Çevreden sordum. Jandarmaya da rica ettim. Bunu dedim çağırın bir bu ifadeyi neden. Bir de şu çok önemliydi. Orada dedi ki telefonda. Ya dedi işte dedi benim dedi bu telefonlarım da zaten dinleniyormuş dedi. Çünkü dedi ben dedi bunu dedi kızıma aynı cümleyi kızıma kullandım dedi. Aynısını dedi kızıma da söyledim. Hüseyin amcaya yazık oldu. Aslında Mehmet orada ölmesi gereken insandı. Jandarma dedi hemen beni aradı dedi sen niye böyle bir ifade kullandın? Şimdi ben tabii babamı defnettim geldim ilk işim jandarmada şey aldım. Ben aslında istedim birileri gidip bunu anlatsın. Çünkü olaya ben uzaktan şahidim ya. Zaten bununla ilgili de reportaj veriyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Verildi. Şimdi belki siz bilmiyorsunuz da Ganim Hanım şimdi durup dururken niye birisi birisine kin beslesin? İşte o kini kim olduğunu söyleyecek. Niye beslediğini inanın tamam, yemin kim ediyorum. Tamam kim adı söyleyeyim asla... bağlansın söylesin kim? Aynen yani kim... Verin adını söylesin o zaman. Ayhan, Seyhan, Mehmet Şen. Ha, onların da soyadları aynı. Hepsi Şen. Babamın amcasının çocuklarının çocukları. Ha, tamam onlar da mı orada oturuyorlar? O civarda oturuyorlar? Yani mesela bir hafta öncesinden gelmiş. Bizim eve babam istememiş. Evden gider misin demiş. Kovmuş. Ama bunu söyleyen o. Ben jandarmaya ben sorduğumda siz Ayhan'ın ifadesini aldınız mı İstanbul'da dediğimde? Hayır dedi bizim Ayhan'dan haberimiz yok dedim. Bakın Ayhan bu ifadeyi kullandı. Bir de ama mesela telefonda belki hiç kullanmamalıyız da işte hepimizin ağzından çıkıyor. Ya aman işte yani bu iyi ki de geberdi de hepimiz demişiz de belki birileri için de. Ya şimdi kime dediğiniz önemli. Ben sizin Allah göstermesin bana birisi telefon açıp da iyi ki baban yani özür dilerim. Orada haklısınız. Benim anladım. Amcama da o lafı söyleyemezdi. Benim amcama da o lafı edemezdi. O lafı edemezdi. Yani bunun altında bir de şöyle bir şey var. Amcama verilen yaralar babamınkine nazaran daha vahşice. Amcamın kafatasını ayırmışlar, gırtlağını kesmişler. Neyse. Yani hayır yani... Yani amcanıza daha mı fazla eziyet amcama var? Amcama daha fazla bir... Ve böyle bir şeyin olmaması yani jandarma onu ifadeye çağırmamış. Telefonları dinlenmemiş. Bilmiyoruz tabii şimdi jandarmanın şeyini hayır benim jandarmaya kendilerini... ben bunu bizzat sordum. Evet. Ben gidip sordum bu konuyla ifade verdim. Ben ifade vermeye gittim jandarmaya. Anladım belki yapmışlardır arada. Peki belki Emel Hanım'ın o zaman ne alakası olacak bu konuyla? İşte ben Emel satın alınan bir insan. Paraya bu kadar düşkün olan insan, bu kadar muhtaç olan bir insan, ben Emel'in bir şeylere maşa olduğunu, o evden girmesine, çünkü nasıl emin olabiliyor o ama insanlar? Ama bir şey söyleyeceğim, bunun için niye arkada insan görgü şahidi bıraksın ki? Emel'i niye bıraksın? Yani bu ikisini öldürdüğü gibi o gün Emel'i ve annenizi öldürmek çok daha kolaydı. Yani sonuçta bu iki erkek, kaç yaşında olursa olsun yine erkek kuvveti, yine mücadele etmişler. Yani şimdi 80 yaşında diye insan bitmiyor yani. Evet. 90 yaşında kayak ne kayaklar yapanlar var Emel, yani o şimdi benim insanın kendisine Emel, bakmasıyla alakalı iki tane erkek. Kendini çok garantiye almıştır. Emel almıştır. Ya eğer o gece kıyamet kopmadıysa çok alakasız biri de çıkabilir. Ama benim anlamadığım neden bu planlandıysa bu cinayet ve bu işle amcamın hiçbir alakası yoksa amcamın gitmesini beklerdi. Çünkü iki insanı katletmek birini etmekten daha kolaydı. Onu planladıysa öyleydi. Ama hiç plansız, çok alakasız bir şeyse o zaman Emel nasıl da hemen bir anda destek aldı? Çünkü o evde başka insanlar yoktu. Yani belki o an o zaman yoktu. Esas hedef amcanızdı da bana babanız plansız yere gitti. Evet. Ben öyle inanıyorum. Evet. Ben gerçekten öyle inanıyorum. O zaman çünkü, ben de şu anlattıklarınızdan o kanaate sahip vallahi oluyorum. Yemin ediyorum ben ve Emel'in bu işte parmağı var. Kesinlikle var. Kesinlikle. Tamam ama mesela diyelim ki o akrabalarınız diyelim ki böyle bir şey yapmak istedi. Yani şimdi onları da tabii tenzih ederek söylüyorum ama eve geldiler diyelim de bir tartışma çıktı. Hani isteyerek olmadı ama bir tartışma çıktı diyelim. E şimdi Emel'i arkada niye görgü şahidi bıraksınlar? Emel işini kesinlikle Emel onlarla sağlama beraber almıştı. Olsa yarın bir gün Emel'in konuşabilme ihtimali var. Niye insan böyle bir riski alsın? İki tane, ha iki kişiyi öldürmüşsün, ha üç kişiyi öldürmüşsün. Üstelik bu kadar vahşi cinayet işleyebilecek kadar yok, gözü dönmüş, dönmüş birinden birisi. Bahsediyoruz. Ben bu ifadelerden, ben o insanları tanımıyorum. Yemin ederim hiç tanımam, etmem. Yüzlerini görsem bilmiyorum. Çünkü tın tının tın tının tın tını. Ama
benim garibime giden sen nasıl böyle bir şeye söylersin? Amcam bir de aynı babamla aynı eşit değerde, çok düzgün bir aile, çok düzgün bir aile. Yani amcamın ailesi de hani Şevki Hoca'nın dediği gibi acaba bir gönül ilişkisi, inanın böyle bir şey yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.